Benim bir şeyim var. Kadri çok önemli bir noktaya biraz önce altını çizdi. Ben orada araya giremedim konuklarımıza çünkü bir sorusu vardı. Muhalefetin de iktidarın bu milliyetçilik söylemlerin peşine takılması özellikle dış politikada dedi. Ben orada aynı fikirdeyim ben de. Bir şeyi söylemek istiyorum. Örneğin en itiraz ettiğim noktayı söyleyeyim. Doğu Akdeniz meselesinde doğrudan doğruya CHP'den yapılan açıklama şuydu. Erdoğan'ın arkasındayız bu konuda. İşte Macron'un söylemlerinden sonra. Bence bu yanlış bir söylem. Ben bunun hayır niye Sayın Erdoğan'ın arkasındasınız siz? Türkiye'nin çıkarlarının arkasındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarının arkasındayız. Türkiye Cumhuriyeti halkının çıkarlarının arkasındayız diye söylem geliştirmek. Yani o tabana şirin görünme diye Kadri'nin tabir ettiği işte milliyetçiliği aman böyle şey yaparsa. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını korumanızı bekliyoruz biz sizin. Erdoğan'ın arkasında olmanızı ya da olmanızı. O zaman gidin AKP'ye katılın. Evet. Zaten. Peki, dış politika halkın refahı ve mutluluğu için yapılır. Bitti. Bu kadar. Peki Kadri sen... Milliyetçilikse milliyetçilik. Gelecek Partisi'nin milliyetçilik tanımı seni tatmin etti mi? Ya şöyle zaten yani ümmetçilik ve hatta kurucusu itibariyle panislamist ki Davutoğlu bir panislamist idi. Şu anda hala öyledir eminim. Yani fikirsel bazda mefkûresinin bu anlamda değişime uğradığı falan bunu öyle bir kabullenme içinde olmak zorunda değiliz neticede. Böyle bir gelenekten gelen bir siyasi partinin yeni kurulmuş bir partinin ve hatta yani kurucusuyla çok fazla özdeşleşmiş Davutoğlu ile özdeşleşmiş partinin nasıl bir milliyetçilik anlayışını savunduğunu görmek açısından iki başvuru kaynağımız var. Bir partinin kendisi programı falan vesaire. Bir de iki Davutoğlu'nun kendisi. Yani bu İslamcı akım siyasal İslam ümmetçi olduğu için zaten etnik milliyetçiliğe bu manada ve ideolojik olarak fıtratı gereği mesafeli. Bu ümmetçi anlayışında kendi çapında ayrımcı bir enternasyonalizmi vardır. Ayrımcılık vardır işin içinde. Yani mezhep ayrımcılığı güder, din ayrımcılığı güder. Ama şunu da unutmamak lazım. Milli görüşün kuruluşunda, mayasında da zaten böyle bir panislamist ama bir dünya mefkûresi var. Ama orada Türkiye merkez ülke, lider ülke oluyor. Yani Türkiye'nin liderliğini İslam NATO'su içinde görüyor. Türkiye'nin lider ekonomik pozisyonunu İslam dinarı ile tarif ediyor, para birimiyle tarif ediyor filan. İslam ortak pazarıyla yapıyor bunu. Davutoğlu da bu panislamist çizginin AKP içindeki güçlü bir takipçisi olmuştur. Bu tabii milliyetçilik midir? Yani esas kelimenin tanımı gereği milliyetçilik olarak görülemez. Ama bir emperyal vizyondur. Her emperyal vizyonda halkını da milletin kendisini de içerdiği için bir milliyetçiliğe evrilebilir. Çok basit yani bu. Peki şimdi yeni konuklarımız var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen. Bizimle birlikte olacaklar. Neden? Şimdi bu sıralar malum Saadet Partisi'ni kim yanına alacak diye bir görüşmeler sinsilesi sürüyor. Bir taraftan iktidarla görüşen eski Refah Partisi'nin şimdi Saadet Partisi'nin üst düzey yönetimi. Çünkü Temel Karamollaoğlu'nun söylemi daha farklı. Diğer taraftan da tabii ki Millet İttifakı'nın partileri. Saadet tabii daha fazla muhafazakar tabanı temsil ediyor. Ama bu arada da milliyetçilik meselesinde MHP ortaya atıyor. Kim daha milliyetçi? Bu nedenle bıraktığımız yerden devam edelim. İki parti, Deva Partisi ve İyi Parti. Programın başında da sizlere aktardık sayın seyirciler. Görünen o ki özellikle İyi Parti'nin oylarında bir yükseliş var ve AK Parti'den giden oylar İyi Parti'ye düşüyor değil mi? Bunu böyle gördük. Yani kararsızlar elbette evet var ama İyi Parti'ye bayağı bir kayış var. Şimdi bir taraftan da yani dozunu elini arttırdığı MHP'nin bir milliyetçilik üzerinden siyaseti var. Bu bölümde de aslında Deva ve İyi Parti özelinde nasıl bir milliyetçilik tanımı yapılıyor bunu sormak istiyoruz. Azgın milliyetçiliğe çok kızdı bu tanıma MHP.
Dolayısıyla yaparsak milliyetçilik bizim tek elimizdedir diyor. Onun dışındakiler milliyetçi olamazlar diyor ve Turul Türkeş'e de dönme dedi bu nedenle. Bahadır Erdem, çok teşekkür ederim geldiğiniz, katıldığınız için ve Mehmet Emin Ekmen. Hemen şöyle başlayayım ben. İyi Parti hem merkeze kayıyor hem AK Parti'den oy alıyor. Peki siz azgın milliyetçilik ve milliyetçilik benim tek elimde diyen MHP'ye cevabınız nedir? Ve İyi Parti olarak siz nerede duruyorsunuz? Çünkü sizin milliyetçiliği nasıl tarif ettiğiniz aslında bu ülkede milliyetçilik üzerinden yapılan siyasetin geleceğini de tarif edecek. Siz derken partiniz adına ve tabii ki şahsınız adına da soruyorum. Böyle sorup başlayayım, damarlarını açalım. Şirin Hanım, iyi akşamlar diliyorum hem size hem Kadri ve Emin Beylere ve tabii ki sevgili seyircilerimize. Bir kere şöyle söyleyeyim, İyi Parti kendisini milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir parti olarak tanımlıyor ve İyi Parti aynı zamanda kendisini bir merkez parti, bu ülkenin merkez partisi olarak tanımlıyor ve bütün seçmenlerimizin oylarına talip olarak programlarımızı, söyleyecek sözlerimizi bütün Türkiye'ye söylüyoruz. Şu kadarını söyleyeyim Şirin Hanım, milliyetçilik kimsenin tek elinde değildir. Ve herkesin milliyetçilik tanımı farklı. Mesela bana göre milliyetçilik öncelikle vatanını, milletini sevmek, cumhuriyetin kuruluş değerlerine bağlı olmak, cumhuriyetin kuruluş değerlerine saygılı olmak, kendi ülkenizi dünyanın milletleri arasında hem ekonomik olarak hem hukuk düzeni olarak saygın bir hale, güçlü bir hale getirmek, bunun için çalışmak. Savaşı, kavgayı ne içinde, yani toplumun içinde ne de dış ilişkilerde aramak. Yani ülkenize, insana saygılı olmak, dünyaya saygılı olmak, başkalarını ötelememek, her farklı fikre saygılı olmak. Milliyetçilik bana göre bu. Eğer siz milliyetçiliği kendi tekeli, herhangi bir parti ya da herhangi bir ideoloji milliyetçiliği kendi tekeline alırsa, bana sorarsanız çok yanlış hareket etmiş olur. Çünkü milliyetçilik gibi bir kavram ne MHP'nin ne başka herhangi bir partinin ne de onların seçmenlerinin ya da siyasetçilerinin tek elinde olamaz. Bir de milliyetçiliği tanımlarken eğer siz bunu bir ayrımcılık olarak tanımlıyorsanız en büyük zararı millete oradan vermiş olursunuz. Yani biz milliyetçiyiz, siz değilsiniz. Biz yerliyiz, sizler değilsiniz. Biz dindarız, sizler değilsiniz. Biz bu ülkenin makbul vatandaşıyız ama sizler değilsiniz. Hele çok daha ileri giderek bütün muhalefete söylendiği gibi sizler teröristsiniz. Sizler yok PKK'yla, yok FETÖ'yle, yok DHKPC'yle, yok onunla, yok bununla, uluslararası faiz bilmem nesiyle, uluslararası şu güçlerle beraber hareket ediyorsunuz. Şimdi milliyetçilik gibi bir kavram, benim söylediğim milliyetçilik, tanımladığım milliyetçilik gibi bir kavram ki siz başka türlü tanımlayabilirsiniz. İnsanları birleştirir, ülkeyi birleştirir, barış getirir, ülkeyi başarıya götürür. Ülkenin gençlerini bu ülkede geleceklerini kurmak için çalıştırır ve heveslendirir. Bugün baktığınız zaman ülkenin %70'den fazla genci maalesef ki ülkeden ümidi kestikleri için. Hem ekonomik bakımdan hem istihdamda yer kendilerine bir gelecek göremedikleri için. Hem fikir ve düşüncelerini ifade edemedikleri ve çok otoriter bir rejim olduğundan dolayı kendilerini özgür hissetmedikleri için geleceklerini yurt dışında kurmak istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Buyurun size, bana sorarsanız bu ülke için en önemli beka problemi. Bundan daha önemli bir beka problemi olabilir mi? Biliyorsunuz ki iktidar aslında oy toplamak için ve kendi seçmenlerini konsolide etmek için, birleştirmek için illaki ve illaki bir karşı cephe ve o karşı cepheyi de düşmanlaştırma politikası izliyor. 10 yılı aşkın bir süredir en azından. 20 yıllık iktidarın son 10 yılını bu şekilde çok rahatlıkla tanımlayabilirsiniz. Ve bu tanımlamaya koyduğunuzda milliyetçilik de maalesef ki bir ayrım unsuru olarak kullanılıyor. Milleti bölme unsuru olarak kullanılıyor. Siz böyle yaptığınız müddetçe bu ülkeye barış gelmez ama ben bu ülkenin toplumsal barış gelmez, başarı da gelmez. Ne içeride ne dışarıda.
Ama ben milletin bundan çok bıktığını eminim Şirin Hanım. Evet. Bu görünüyor, her yerde görünüyor. Peki. Milletin gerçekten canına tak etti. Çok özür dilerim Bahadır Bey. Bir kısa virgül koyacağım Mehmet Emin Ekmen'e dönecektim.